Gözümü kapattım ve hep biter mi aşklar diye soramadım. Abi muhteşem ya. Bayılıyorum sizin yemeklerinize var ya. Ellerinize sağlık. Yarasın yarasın. İştahın açık. Bu adam kimdi ya? Bu adam yani tanıdık da geliyor, çıkaramadım. Tipini de tutmadım hiç ha. Haluk Bey ayol. Özgür Bey'in çalıştığı bankanın müdürü. Aa doğru. Tanıyamadım. Tanıyamazsın tabii. Saç ektirmiş, botoks falan yaptırmış. Böyle bir gençleşmeye çalışmış falan. Aa çok ilginç. Ne konuşuyorlar acaba? Çok merak ediyorum da bir göremiyorum ki tam. Ne mekan diyor, bir şey diyor, anlamadım tam. Ben olay yerine gideyim. Hadi. Yeni mekan ne zaman açıyorsunuz Özgür'cüğüm? Sık sorulan bir soru. Az kaldı, çok yakında değilim. Bir pürüz olduğunu duydum. Ruhsat çıkmıyormuş falan. He? Mesele belli oldu. Özgür'cüğüm, seni severim bilirsin. Hem biz her şeyden önce arkadaşız. Ve şimdiye kadar sana hep kolaylık sağladım. Bu mekanı açarken de, başka mekanı açarken de. Yani kredi konusunda hep bonkör davrandım sana. Allah razı olsun da biz de çalıştık, ödedik karşılığını. Eyvallah. Hatta sen bizim en kıymetli müşterilerimizden birisin. Sorun ne o zaman? Bir sorun yok. Ama şu ruhsat işareli olmadan yeni açacağım mekanın kredisi seni zorlayabilir. Yani bu da beni aşar biliyorsun. Ayrıca bu konu genel merkeze giderse istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Benden söylemesi. Sana bu haberleri kim uçurduysa sevgilerimi, saygılarımı ilet.
Ben o mekanı açacağım, haberleri olsun. Tamam. Patron sensin. Öyle diyorsan öyle olsun. Ben kalkayım artık. Hesap alabilir miyim? Ya saçmalama, ne sen? Eyvallah, teşekkür ederim. İyi. Ruhsatı şarlı olunca beni ara o zaman. Hadi görüşürüz. Ruhsat çıkmazsa yandık biz ya. Sırtlanlar, çakallar. Yani anlayacağın Ezgi'nin hiçbir şeyden haberi yok. Yani bizimle yemek yiyeceğini zannediyordu. Ona da sürpriz oldu. Özgür, sen gittikten sonra Ezgi Serdar'ın hediye ettiği o çok pahalı kolyeyi de geri verdi, biliyor musun? Muazzam bir hareket. Ne yaparsam yapayım, arıyorum, mesaj atıyorum. Bir türlü ben Ezgi'ye ulaşamıyorum. Ne benim ne de Deniz'in telefonlarına bakmıyor. Sen aradın mı hiç? Özgür, sana bana ne söyledin de Bursa'ya çekip gitti? Birden böyle bir kararı aldı. İşte bir takım atarlı giderli, dramatik cümleler, aptal saptal. Her şeyin bir hata olduğunu, onu görmek istemediğini, sevmediğini falan filan işte. Ben gidiyorum. Nereye? Sence Bursa'ya. E biz de gelelim o zaman. Hayatım. Güzel, güzel haberler ver ama, tamam mı? Ha. Nereye abi? Abi ben gidiyorum Ezgi'nin yanına. Ha. Ezgi'nin yanına gidiyor. Evet. İyi ya, açıyorsunlar da rahatlayalım artık. Evet. Evet ya. Oh. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz nerede kaldınız? Seni burada görmek sürpriz oldu benim için. Beklenmedik zamanlarda beklenmedik şeyler yapan, karşı tarafın ki bu durumda ben oluyorum, ne hissettiğini önemsemeyen biri. Ezgi, bak kızmakta çok haklısın. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin bana. Gerçekten alınmayacağım. Çünkü ben yaptığımdan çok pişmanım. Bak bunu bütün kalbimle söylüyorum. Ben... Ezgi, ben senden çok hoşlanıyorum. Yani bu hoşlanmanın ötesinde bir şey. Ki bunlar benim daha önce hiç hayatta hissetmediğim şeyler. Bir an içimdeki coşkuya kapıldım resmen. Yani o zamanlarda insan demek ki otokontrolünü kaybediyormuş. Kendini akan bir suya bırakmak gibi bir şey belki de bu. Ama evet, hata yaptım. Ve bu bir özürdür. Lütfen bunu kabul et. Serdar, ben bu konunun daha fazla uzamasını istemiyorum. Madem pişmansın, özrünü kabul ediyorum. Ama bir şartım var. Tamam, dinliyorum seni. Biz bu kadarız. Aramızda bundan öte bir şey olması mümkün değil. Eğer bunu kabul edeceksen devam edelim arkadaşlarımıza. Yoksa... Su getiririm size. Hemen. Ne işin var lan senin burada? Yani ben Ezgi'ye moral vermeye geldim de. Asıl senin ne işin var burada? Yine aşk mı dileneceksin? Bana yalan söylediğini biliyorum. Yine canını yakmadan git buradan. Buradan gidecek birisi varsa o sensin Özgür. Ben ha. Değilim. Özgür! Özgür, ne yapıyorsun sen? Bu 200'lü sinsi arkadaşı gönderiyorum buradan. Saçmalama lütfen. Ya bırak, rahat bırak adamı. Ayrıca senin ne işin var burada? Ah, Ünal. Ben seninle konuşmaya geldim. Önce bu arkadaşımı buradan gitmesin. Ya Özgür! Kendine gel. Hop 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 hop. Ne oluyor, ne oluyor? Bu mekanda böyle şeyler olmaz. İkiniz de dışarı. İkiniz de dışarı. Ünal Bey. Dışarı. Abi 2 saniye. İkiniz de dedim. Tamam, kusura bakmayın tekrar. Dışarı. Alsaydın lan. Hayır.
Dışarı. Dışarı. Duydum. Hadi kardeşim dışarı, dışarı. Yola kadar, yola kadar hadi. Ünal abi ben hep yanlış anlaşıldım bugüne kadar. Dışarı, dışarı. Hadi, hadi. Müşteriler ayıp oluyor. Hiç hadi. İfade edemedim ki ben kendimi. Hiç ifade edemedim. Hadi dışarı, dışarı. Hadi, iyi yolculuklar. Ünal Bey, tekrar kusura bakmayın. Böyle bir şey yaşansın istemezdim ama aramızda... Hadi yolunuz açık olsun, hadi yolunuz açık olsun. Güle güle. Sen ne duruyorsun kardeşim? Sen de gitsene. Benim Ezgi'yle konuşmam gereken şeyler var. Ezgi, biraz konuşalım mı? Konuşacak bir şey yok. Lütfen gider misin? Yok, ben seninle konuşmadan gitmiyorum bir yere. Gider misin? Konuşacak bir şey yok. Ben kararımı verdim. Gitmiyorum bir yere. İyi, peki. Sen bilirsin. Gördün mü? Konuşacak bir şey yokmuş. Ya benim de yok kardeşim. Hadi iyi yolculuklar. Hadi iyi yolculuklar. Aman be, at sineği gibi yapıştın bize. Hadi gidelim aşkım, gidelim ya. Ne boymuş bu adam ya? Allah Allah. Hoş değil, bu inatçılık hoş bir şey değil. Yani sen inatsan... Biz de yani boş değiliz. Yani... Madem öyle... O zaman böyle. Biz de inatçı olmasını biliriz. Çok teşekkür ederiz ama her zaman bekliyoruz, tamam mı? Mutlaka, mutlaka gelin. Yani biliyorum biraz İstanbul'a uzak ama olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. İyi günler. İyi akşamlar. Her şey için teşekkür ederim. İyi günler canım. İyi günler. İyi günler. Çay ister misiniz? İçimiz ısınırdı. Ezgi. Efendim? Bana bak. Bu Özgün hala seni bekliyor. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. İyice yerleşmiş, koltuğunu koymuş, çay falan yapmış, içiyor. Kızım bana bak, bunun gitmeye falan niyeti yok ha. Bana da öyle geldi anneciğim. Ezgi yavrum, ya sen bir bana söylesene bakayım. Bu çocuk senden tam olarak ne istiyor acaba? Ben gidip onu yollayayım en iyisi. O öyle kafasına göre sandalye falan koyamaz bizim kapı önümüze. Babasının yeri değil burası. Gönderip geliyorum, sen hiç endişelenme. Rastgele. Var mı bari balık? Çok bereketsiz bir gün oluyor benim açımdan. Rahatlığa bak ya. Çadır da kursaydın bari Özgür. Var mı fazla çadır? Şu akşamı soğuk olur. Komik olmaya mı çalışıyorsun? Evet ya, olamıyorum galiba ben. Olamıyorsun. Bırakayım ben bu işleri o zaman. Özgür saçma olmaya başladı. Gider misin lütfen? Ama ben seninle konuşmadan gitmeyeceğimi söyledim. Ben gerekirse sabaha kadar beklerim. Dinleyeceksin beni. Tamam be. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Ha. İki saniye. Uzun birden sen öyle deyince... Dur, toparlayayım kafamdakileri. Bir saniye dur. Ben hata yaptım. Seni çok kırdım. Farkındayım. Çok üzgünüm ben. Çok özür dilerim senden. Özgür, merak ediyorum gerçekten. Neden yaptın? Neden yaptım? Şöyle... ben doğum gününde senin... Serdar'la ikinizi gördüm. Bir an sizi öyle görünce doğum gününde Serdar'la... ben şöyle bir düşünceye kapıldım. Sen sanki Serdar'la doğum günü yapmak istiyormuşsun da... Yani planların o yöndeymişsin de... Hani onunla kutlayacak. Ne? Evet, biliyorum. Tabii senin bunlardan hiç haberin yok. Bunun farkındayım. Ben ama işte Serdar'la seni öyle görünce, o şekilde, o pozisyonda... ...ben hayal kırıklıkları yaşadım. O yüzden delirdim. Ve bunu benimle konuşmadın bile, öyle mi? Ya inanamıyorum sana. Ne sandın sen ya? Sana yalan söylediğimi, arkandan iş çevirdiğimi falan mı zannettin?
Ya sen beni hiç mi tanımadın Özgür? Ben bu kadar basit biri miyim? Estağfurullah. Yani çok haklısın zaten. Ben işte o an mantıklı düşünemedim. O yüzden. Sen haklıymışsın biliyor musun? Gerçekten haklıymışsın. Yani bizim aramızda hiçbir şey yokmuş. Senin bana biraz olsun güvencin, inancın hiçbir şeyin yokmuş. Şey, şöyle ama öyle deme. Ne diyeyim? Ne istersin? Hah? Ya hadi yanlış anladın diyelim. Bunu benimle nasıl konuşmazsın? Bir hiçmişim gibi beni hayatından nasıl çıkartırsın? Özgür, gözümün içine baka baka her şeyin yalan olduğunu söyledin. Canımın ne kadar yanacağını hiç düşünemedin mi? Düşünemedim. Sonradan düşündüm. Doğru değildi yani söylediklerim. Gerçekleri yansıtmıyor. Doğru olan ne biliyor musun? Senin bencilliğin. Kafandan neler geçti onu biliyor musun? Ha ben söyleyeyim. Kendi acın, kendi kırgınlığın, kendi öfken. Sadece kendin. Benim canımın o sırada nasıl yandığını, nasıl yanabileceğini, ne kadar üzülebileceğimi asla düşünmedin. O kadar bencilsin sen. Çok özür dilerim senden Ezgi. Yani... Dileme. Dileme. Boşta hiç dileme. Sen bana güvenmemişsin. Hiç güvenmedin. Ya güvenin olmadığı yerde ne olacak başka? Aşk mı olacak? Haklıymışsın. Aramızda hiçbir şey yokmuş. Hadi git şimdi. Git Özgür, boşuna durma, git. Sana bayağı kızmış bence. Abi hak veriyorum yani. Vermiyor değilim tabii, kızdı falan da. Benim de elimden gelen bu yani. O zaten bitirmiş, kararını vermiş, kafasında bitirmiş. Anlatabiliyor muyum derdimi? Yok canım, öyle deme. Yani senin için hisleri böyle yoğun olmasaydı bu kadar kızmazdı biliyorsun. Tamamım, tabii ki hala kızgın da bir izin vermiyor ki sakinleştireyim. Hiç konuşturmadı bile git doğru düzgün yani. Yani anladın mı? Demek ki ben beceremiyorum bu işi. Peki doğum günü planından bahsedebildin mi ona? Aa, hiç oralara gelemedik bile, varamadık zaten anladın mı? Ya bahsetsem ne olacak ayrıca ya? Yok canım, öyle deme. Yani bence onun için bu kadar uğraştığını bilseydi Ezgi yumuşayabilirdi. Yok abi, bırak onu da bilmesin ya. Ben kalktım yani ciddi ciddi doğum günü falan hazırladım ya, benim gibi adam ya. Bırak onu da bilmesin, bizim de bir gururumuz var. Neyse, bitti gitti, tamam, daha fazla konuşmayayım artık. Hadi git mutfağına, özlemişsindir bir şeyleri. Doğramayı falan. İyi, hadi kaçtım ben. Hadi. İyisin değil mi? Eminsin. İyiyim. Özgürcüğüm bir dur gözünü seveyim, elim bir dursun ya. Vallahi billahi ya. Öf. Sevmiyor işte. Sevseydi arardı. Hayır, aslında senin bunlar bildiğin şeyler, ezbere bildiğin şeyler yani. Duyguları bir kenara bırakıyorsun, mantığı devreye sokuyorsun. Çok basit aslında. O seni arayana kadar sen onu aramayacaksın abicim. Değil mi? Acaba benim aramamı mı bekliyor? Çok beklersin. Çok bekler. Özgürcüğüm bak yine biraz evvel konuşmamışız gibi. Biraz evvel konuştuk bak yine. Gerçekten yeter ya. Haydi. Kökten çözüm. Tesla. Alsana oğlum şunu. Oğlum. Tesla. Sen beni mi özledin? He? Sana bu ruhsat işini çöz demiştim. Ben de bir alakam olmadığını söylemiştim sana. Ama bak, tanıdıklarım var. İstersen senin için konuşabilirim. Hı?
Sana 2 gün süre. Çözdün, çözdün. Yoksa günah benden gider. Ya tamam, halle... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.